Evet, biraz oyun hamuru alın. Renklerimiz yeşil, koyu ve açık kahverengi, koyu yeşil, biraz beyaz ve siyah. Nasıl başlayacağını hatırlayamadım. Alo? Aa, doğru, kabukla başlayacağım. Teşekkürler. Evet, kabuk. Koyu kahverengiyi alıp, yumuşatıp küre yapın. Sonra bu şekilde altını düzleştirin. Bunu bir kenara koyup açık kahverengiyi alın. İşinizi kolaylaştırmak için hamuru elinizle biraz yuvarlayıp sıkarak ısıtın. Hamuru sıcak bir yere de koyabilirsiniz ama sakın çok sıcak bir yere koymayın. Hamurunuz güzelce ısındıktan sonra küçük parçalar kopartıp yuvarlaklar yapın. Sonra ezip daire şekli verin. Ve kabuğunuzun üzerine yapıştırın. İşte böyle. Yeşil hamuru alın. Hey! Kaçırdım. Yakaladım. Evet, yeşili alın ve altı top olacak şekilde ayırın. Biri diğerlerinden daha küçük, diğeri ise daha büyük olsun. Büyük ve küçük topları bir kenara ayırın ve diğerlerini düzleştirmeye başlayın. Bir ucundan çekerek yağmur damlası şekli verin. Yumuşatmak isterseniz uçlarını masada bu şekilde yuvarlayın. Şimdi aynını üç parçaya daha yapın. İki tanesini biraz daha kıvrımlı yapabilirsiniz. Artık dört yüzgeciniz var. Onları kenara koyup büyük topu alın. Bu toptan kafa yapacağız. Hamuru yuvarlayıp sosis şekli verin. Sonra bu şekilde bükerek boynunu yapın. Bunu bir kenara koyup, bu küçük topla bir damla daha yapacağım. Şimdi bütün parçaları dizip kabuğu üzerine yerleştirin. Düzgün olmazsa endişelenmeyin. Kabuğu kenara alıp parçaları düzeltebilirsiniz. İşte oldu. Gövde kısmı tamam. Şimdi yüzünü yapalım. Koyu yeşili alıp yuvarlayarak ince bir sosis yapın. Katlayıp istediğiniz ağız şeklini verin ve fazlalıkları koparın. Parmaklarınızla ağız kısmının kenarlarını yumuşatın. Harika, ağzımızı yaptık. Sonra beyaz hamuru yuvarlayıp iki top yapın. Şimdi aynını siyahla yapın. Ama toplar daha küçük olsun. Ağzı yerine yerleştirin. Ben kaplumbağam gülsün istiyorum. Son olarak beyaz gözleri ekleyin. Sonra küçük siyah parçaları alıp düzleştirin ve göz bebeklerini yerleştirin. Bitti.